Herkese merhabalar. Bugün polinomları atacağız Tonguç hazır mısın? Polipop hocam çok sevdiğim bir şeker tadı. Evet Polinomlara Polinomları bir başlangıç yapalım. Ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Herkes polinom nedir falan. Şimdi bak bugün öğreneceğimiz şeyler şu. Polinom nedir? Polinomların katsayıları, sabit terimleri, sabit polinom, derece, sıfır polinom. Bunların hepsini öğreneceğiz bugün. Tüm burada. matematiği bitireceğiz yani bugün. Polinomların çok büyük bir kısmını öğreneceğiz tamam mı? İnşallah hocam, inşallah. Şimdi polinom nedir biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam. Polinom bir şeker gibi böyle polipop, lolipop. Evladım ne alakası var? Bak polinom demek aslında bir sürü ifadenin, cebirsel ifadenin bir araya gelmiş haline polinom. Bonibon gibi yani, bonibonlar gibi. E, evet, bizim öğrendiğimiz cebirsel ifadeler vardı ya, aynı onlar gibi bir sürü x'li, y'li bir şey yan yana gelirse polinom oluyor. Ama burada bir şart var Tonguç, polinomların... X'lerinin üstündeki sayılar her zaman doğal sayı olmak zorunda. Bak bu 5, bu 2, bunun üzerinde görünmez bir 1 var. Her, her şey yanlışsa bunların hepsinin doğal sayı olması gerekiyor. Bak bu ifade, bu cebirsel ifadede değişkenimizin adı ne? X. Yani değiştirebildiğimiz bilinmeyen ifadenin adı. Buna ise biz, bak 2X üzeri 5'e biz terim diyoruz evladım. Tamamdır hocam. Ama ilk başta geldiği için baş terim diyoruz. Tamam mı Tonguç'um? Buna ise bak dikkat et. Son terim. Son terim diyoruz. Aynı zamanda x'li olmadığı için, x'inde değişken olmadığı için biz buna sabit terim diyoruz Tonguçcum. Sabit terim. Bak bu kavramlar çok çıkıyor polinomda. Bunlar ise diğer terimler. ikinci terim. Bu da üçüncü terim. Farklı yani terim. her artı ve eksi arasındaki ifadeye biz terim diyoruz. Anladım ha? hocam. Bunları bilmeden polinomların ne olduğunu anlayamazsın Tonguç. Anlaştık hocam. O yüzden bunları bir girelim. Çok kolaymış hocam. Baştakine baş terim, sondakine sabit terim diyoruz. Harika. Sondaki x'siz olduğu zaman X'si sabit oldu zaman. terim tamam, diyoruz. Pardon batırdım. Burada da üstlerinin hepsinin doğal sayı olması gerekiyor. Bir bakalım. Tonguç'un um bak polinom mu değil mi dediği zaman şimdi bu x'in üzerinde ne var? Bir görünmeyen bir. Görünmeyen bir, bir var. Burada zaten sabit terim var. O zaman bir polinom değil mi Tonguç'un? Um? Kesinlikle hocam. Bir problem yok. Peki buna bakalım. Bunun üzerinde bir 5 var değil mi Tonguç? Evet. Burada da zaten sabit terim var. O zaman bu da bir polinom. Aynen. Şöyle bir ifadeye baktığımız zaman karekök x aslında şu demekti Tonguç'un. Um. x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılıyordu bu karekök x. Karekökü üstü sayıya çevirebilirdik. Şimdi bu bir doğal sayı mı Tonguç? 1 bölü 2. Aynen. Yok artık daha. Nereden, değil bu bir rasyonel sayı. Doğal sayı değil. Tonguç'un bu doğal sayı olmadığı için elemanı değildir doğal sayılar Polinom olamaz. Bu polinom değildir Tonguç. Çünkü polinomlarda üstler natural number olmalı. Aynen natural number yani 0, 1, 2, 3 böyle gitmeli Aynen hocam. Aman dikkat et Tonguç. Tonguç şuna bakarsak eğer burada 7 tam problem yok sabit derim. Eksi bunu ben 1 bölü x, x üzeri eksi 1 diye yazabilir miyim Tonguç? Yazabilirsiniz. Hani zemin. alttaki şeyi üste çıkartsana üsttekinin işaretini değiştiriyordum. Artı 6x üzeri eksi -2 de yazıyorum. Bunu da üste çıkardım Tonguç. Tamamdır. Şimdi hocam. bunlara bakalım. Bu -1 ve -2 bir doğal sayı mı Tonguç? Hayır, Hayır, doğal sayı değil. Çünkü doğal sayılar neydi? <laughs> 0 1 2 3 4 5 e diye. Aynen. Negatif sayılar, tam sayılar bir kısmı doğal sayı girmez doğal girmez Dolayısıyla bu da bir polinom değil. Anlaştık mı Tonguç? Harika anlatıyorsunuz hocam. Helalim saçmalama. Polinomun derecesine bakalım. Tonguç bir kere bu polinomun en yüksek üslü ifadesi hangisi? Bak. Şu terim, şu terim ve şu terimden oluşuyor. Tamam mı? 3 evet. tane terim var. Burada x'lerin en yükseği hangisi? Bak bu x'leri 1, bu x'leri 5. Hangisi Tonguç'un? Um? x'leri 5. x'leri 5. Dolayısıyla bunun en yüksek kuvveti 5 gördüysen derecesi 5'tir diyorsun Tonguç. Anladım hocam. Mesela burada bakarsak burada 3 tane terim var. Burada x'in en, en yüksek kuvveti hangisi? Bört. Mükemmelsin Tonguç. Burada x'in en yüksek kuvveti hangisi? 4. Mükemmelsin Tonguç. Burada ikisinden yüksek kuvveti 5 mükemmelsin Tonguç. Harika çok abi. Hocam bundan soruyorlar mısın abi? Vallahi soruyorlar. Aynılarından sonra soruyor. derecesi kaçtır tarzında sorular da geliyor. Hocam çok güzel sorularmış. Ding dong. Evet bir mesaj gelmiş. Bakalım sizden gelenler. <laughs> Bakalım ne diyor? Hocam lütfen ismimi söyleyin. Anlatış <laughs> şekliniz çok Ne biçim bir gülmeydi öyle adam. Aydanur İlbay. Aydanur İlbay. Evet. O zaman Aydanur e, bu videoyu izlersen ismini söyledik işte. Tamam mı? Tamamdır hocam. Tonguç'um, bak şimdi. Bunun sabit terimini de söyler misin bana? Sabit terimi X. 7 Mükemmel. X7 sabit terim. Bunun sabit terimleri nedir Tonguçum? Artı 4. Mükemmelsin. Bunun sabit terimi? Artı 3. Çok güzel. Bunun sabit terimi? 1. Mükemmelsin. Vay be. Hocam, efsane çok iyi Şimdi o zaman bunların derecelerinden başlayalım Tonguç'um. Bak bunun derecesi kaçtır? En yüksek X'in en yüksek kuvveti. E ee, 2 mükemmel. Bunun derecesi kaçtır? 5 mükemmel. Bunun derecesi kaçtır? 3 mükemmel. Bunun derecesi kaçtır? 1 mükemmel. Bunun derecesi kaçtır? Yoktur. 0 sıfır diyoruz. 0'dır tamam. Çünkü x'in üzerinde 0 olunca bu 1 olmuyor mu? Evet. O yüzden bu sadece 10 kalıyor. Evet. Şimdi bunun dere demek ki x olmayınca 0 oluyormuş bunu unutma. Baş kat sayısı. Şimdi bunun baş terimi hangisi Tonguç? 3 x kare. En yüksek terim, en yüksek dereceli ifade. 3 x kare. Peki bunun kat sayısı ne Tonguç? 3 x karenin 3. Yani sabit sayısı değil mi? Buna bakalım. Bunun en yüksek dereceli ifadesi bu. Yani baş terimi. Bunun kat sayısı da Dört. 4 Tonguç. Bunun en yüksek dereceli burada bir kandırmaca var. En yüksek dereceli hangisi? Bu Tonguç. Buna o zaman baş terim diyoruz. Unutma Tonguç'cuğum. Burada yerlerini değişik yazabilirler. Sen uyanık davranacaksın. Bunun kat sayısı kaç peki? eksi -1 Tonguç'um görünmez bir bir var Görünmeyen Tamam mı? bir gene görünmedi. Evet. Şimdi bunun en yüksek derece bu zaten 6x. Bunun da katsayısı 6. Burada zaten hiçbir şey olmadığı için onu yapıştırıyoruz. Tamam. Sabitlerini söyle Tonguç'um. 2. Mükemmel. Bunun sabitleri mi? Yok. Yok o yüzden sıfır Bunun sabitleri Yok. mi? Yok. Süper. Bunun sabitleri eksi mi? -1. Mükemmelsin. Bunun da on Zaten kendisi. kendisi harika. Şimdi katsayılar toplamı denilen bir şey daha var. Şimdi bunun katsayılarına teker teker bakarsak bunun katsayısı 3, bunun katsayısı 5. Eksi -5. Eksi 5 patladım. Burada aman dikkat et. Katsayılarda eksiği unutma. Bunun katsayısı 2. Toplarsak hepsini 3 5 2 daha 0 eder Tonguç. Buna bakalım. Bunun 4, bunun -7. Cevap -3. Bunun 5, bunun -1. Hatırlıyorsan burada Hatırladım görünmez hocam. bir 1 vardı. O yüzden 4. Anlıyor musun Tonguç? Çok hızlı gittim sana. Hocam, eee sabah ceviz yediğim için şu an beynim çalışıyor, anlayabiliyorum yani. Maşallah polinomları anlarsan bak e, üniversite sınavında da kesin soru geliyor kesin. Tamam Zaten e, 10. sınıfın önemli bir konusu. Bunu bilmek zorundasın. O yüzden çok işine yarayacak. Bonibon. Şimdi bunun katsayısı 6. Bunun katsayısı -1. Toplarsak 5 çıkar tamam mı Tomcuğum? Bunun katsayısı 10 olduğu için cevabımız 10 diyoruz. O zaman bu bütün tabloyu sen doldurun tebrik teb 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 ederim seni. Siz Gerçekten... öğretmeseydiniz ben nasıl doldururdum hocam sizin e sayeniz oldu. Akıllı bir insansın beyin kapasitesinden iyice gelişiyor. Tonguç'um bak kas toplamı x eşittir 1 yaz diyoruz tamam mı Tonguç'um? Kas sayılar toplamını görünce biz x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Sabit terimi görünce ise x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Ne demek bu? Mesela px'in kas sayılar toplamını sorarsa bize hemen şunu yapacağız. X'ine 1 yazalım. p parantez içinde 1 aslında demek ki kasteler toplamı px'in p1'miş. Tamamdır hocam. Peki px'in sabitleri mi sorarsan ne diyeceğiz Tonguç'um? Yine aynı şekilde x yerine 0 yazacağız. Tamam. O zaman p'yi yazıyorum Tonguç. Sonra parantez açıyorum. 0. Sonra 0 yazdım. P0 soruyormuşuz. Ama şöyle sorular gelebiliyor. px artı 3'ün kasteler toplamı derse. Bunda hiç karışmayacağız. Yine formül belli. x yerine 1 yazacağız kasteler toplamında. x yerine 1 yazsak p4. 1 artı 3'ten 4 çıkar değil mi Tonguç? O zaman bize P4'ü soruyor. Bunun sabitlerimi sorarsa yine x yerine 0 yazacağız sabitlerimde. O zaman Q 0 yazarsak 0 eksi 1 1. Q eksi 1'i soruyor. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. O zaman evladım gerçekten polinomları anlıyorsun gibi gözüküyor. Aa polar. Şimdi 0 polinomuna bakacağız Tonguç'um. Şimdi 0 polinomunda her zaman sıfıra eşit olan polinom demek sıfır polinomu. Tamam mı Tonguç? Bak mesela şöyle bir kasıntı bir şey vermiş değil mi bize? Yes. A'lar, B'ler, C'ler, X'ler her şey bir arada. Bu sıfır polinomuysa demiş A, C, B kaçtır demiş. Tonguç bir kere sıfır polinomuysa her şeyin sıfır olması gerekiyor. Herkes. Çünkü X kareyi değişken olarak alırsak bu her şey olabilir. Ama bunun başındaki sayı sıfır olursa sonuç sıfır çıkar. Bak A eşittir 7 olduğunu farz edelim. Farz edelim. -7 eksi yedi kaç eder Tonguç? Sıfır. Sıfır çarpı x kare ne eder Tonguç? X kare. Sıfır. Sıfır eder. O zaman bu yok olur. Yani sıfır polinomuna yaklaştık. Sıfır her şeyi yutar. O yüzden o gibi. Evet sıfırla çarpınca her şey yok olur. Burada da bakalım. Şimdi bu x'i yok etmem gerekiyor. X olmamak zorunda. Sıfır polinomunda bu x'i yok etmek için bunun başındaki sayıyı yok ederim. İki eksi b dediğimiz şeyi yok etmek için b yerine kaç yazarım Tonguç? İki. O zaman b eşittir iki olursa çat bu da sıfır oldu. Doğru. Her şey sıfıra gidiyor. yok Yaklaştık. Şimdi bunu da sıfır yapmam gerekiyor tong, e, Tonguç'um. Bak şimdi. Burası 3 ya. Evet. Bu C kaç olursa acaba sonuç sıfır çıkar Tonguç? 3 ee, olursa. C 3 olursa eksi 3 üç, artı 3'ten bu da sıfır çıkar. E sonuç ne kaldı Tonguç? Elimde sıfır kaldı. Çok yani iyi. sıfır polinomu. O zaman A çarpı C kaç eder? 21 bize sorduğu şey. Eksi B yani cevabımız 19'muş. El adım anladık mı? Anladım hocam. Her şeyi Bak, yutuyoruz. Titriyorsun. Evet her şeyi yutuyoruz. Sıfır polinomunda. Tamamdır hocam. Sabit polinom, polinomda ise Tonguç. Polibom mu polinom mu hocam? Polibom değil. <laughs> <polibom. gülüyor> Dilim <gülüyor> suç daha iyidir. Bir şey sende var. Ya. Hocam, hemen hemen, 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 Hocaların hatasını bulunca öğrencilerin genel bir refleksidir hocam. Böyle hatasız kul olmaz demiş Tarkan ve Orhan Gencebay o kadar ama yine de öğrenciler. Tarkan mı demiş? Ne alaka Tarkan? Hocam öyle bir şey... Tarkan da bir daha aynı şarkı Aa, var. O güzel bir şarkı gerçekten. Bak Tonguç sabit polinomda her zaman bir sayıya eşit olan polinoma sabit polinom diyoruz. Ama x olmayacak yani. Sabit polinomun sırrı şu. x olmamalı içinde. Çünkü x değişken ya. Evet hocam. Sabitliği ortadan kaldırıyor. Adı değişken diye x'in. O yüzden sabit olması için x'leri yok etmelisin. O yüzden x'leri yok et mantığını kullanacağız. Nasıl yok edersin bir şeyi? Başındaki sayıyı sıfırlayarak. Bak a2 olsaydı Tonguç ne olur biliyor musun? Ne olurdu hocam? E, bu sıfır olurdu. Evet. E, x kareyle çarpınca o da sıfır olurdu. Sıfır her şeyi sıfır yapar. E, B sıfır olsaydı ne olurdu Tonguç? E, bu da sıfır olurdu. Bak X'leri yok ettik. Sabit polinomun asıl amacı oydu. O zaman PX'imiz ne çıktı Tonguç'cuğum? 7 çıktı. Anlaştık evet. mı? Bunu Anlaştık. yok oldu. A çarpı de 2 çarpı sıfırdan sıfır çıktı. Anlaştık. Her şey Anlaştık. sıfır çıktı hocam. Yani. Evet her şey sıfır çıktı. Polinomlarda eşittik. Çok çok önemli bir şey. Acayip çok çıkar. Çok dikkat et. Böyle bir zımbırtı var. Bir de böyle bir zımbırtı var. Birbirine eşittir diyor. Hayda. Ya çok basit. Hayır. Bunun x kareli olanıyla buranın x kareli olanı birbirine eşit olacak. O zaman a eşittir 2. Bunu görünce dört bilinmeyenli denklem. <laughs> yani, Hay Allah diyorsun. Nasıl yapacağım diyorsun. Evet. Ama 2 ile a birbirine eşit oluyor. Yani x kareli şeyle x kareli şey. Şimdi diğerini sen söyle bakalım. Diğerinde de X'i şeyle X'i şeyin birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman B eşittir 5. Beş. B eşittir 5. Beş. Bayağı zor bir denklemde gerçekten başarılı. Hocam. Peki bu da sabit terimler birbirine eşit olacak. 3. O zaman C eşittir. Eksi 3. Bak ya. dikkat et bak. Eksi artı hatası yaparsan bütün her şey çöpe gider. Of, A artı B o zaman 2 artı 5 eksi 3. Eksi bak burada da, da bir kandırmaca of, yapmış. Of, of. O zaman 7 artı 3'ten 10 çıkar tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. Evet evladım. Bir tane daha birazcık daha zor bir soru. Onlar Ama... hocam tuzluk mu? Evladım hayır. Burada ne yapıyorsun biliyor musun? Kapatıyorsun. Ondan sonra üç tane bardak var. Bir tanesinin altına top koyuyorsun. Sonra böyle karıştırıyorsun insanların göz önünde. Ondan sonra insanlar hangisinin altında diyorsun? Bayi setiriyorsun. Diyorsun bunun bunun altındaysa sana on lira vereceğim. Yoksa sen bana vereceksin falan filan öyle şeyler var. Anladım hocam. Bul karayı al parayı diye bir oyun vardı. Bu kareyi al parayı anladım hocam. Tamam. Evet. Şimdi evladım şöyle bir zımbırtı da. Buradaki polinomla buradaki polinomla 86 bilim yerli eklem. evet. Şimdi bak Tonguç. Burada sır şu. Bu x küplü ya Tonguç. Evet. Bu da x küplü ya. Evet. Bunların başındaki sayılar eşit olacak. O zaman a 2 dediğimiz zımbırtının 5'e eşit olması gerekiyor. Tamam mı Tonguç? O zaman a eşittir 7. A eşittir 7 tamam. Şimdi bu x'li ya Tonguç. Evet hocam. Bu da x'li ya. O zaman bunların başındaki ne eşit olması gerekiyor. B eşittir. E, B artı bir 1 eşittir. Eksi 4 desek daha rahat çözeriz. Evet. Yani bunun başındaki bu eksiği unutmayacağız dikkat et. O zaman B eşittir. Eksi 5 diyoruz. Eksi 5. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi bir de şuradaki sabit sayıyla şuradaki sabit sayının eşit olması gerekiyor. Yani 7 eşittir. C eksi 2 değil mi Tonguç? Evet. O zaman C eşittir. 9 diyoruz Tonguç. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Burada işlem hatası yapmamak. A ile C'yi topla. A ile B'yi topla. 2, 2 eksi 9 eşittir eksi 7. Tamam mı Tonguç? 2 eksi 9 eşittir eksi 7. A doğru. Beyin mi durdu evladım? Doğru doğru. 2 eksi 9 beyin gitti. Tomuç çok edemek Mutlaka iyi ol. Çünkü bütün videolar kategorize bir şekilde düzenli bir şekilde orada. Tamam, Ödüllü hocam. sorumuzu yap. Cevapları göndere bakalım. Hemen yolluyorum hocam.